Evet arkadaşlar şöyle bir soru var. Ee, i̇ki gün sabit bir işe girip aynı anda ZSP yani bir firma açabilir miyim? ZSP arkadaşlar e, firma ama saatini pazarlama o şeklinde düşünün. Yani zondur personel derler. Yani normal bir firma açarsınız ama işçi teksisinizdir. yarım Yarın bir gün birini alırsanız sonra en bir işeri. iş yeri iş hanı açmış oluyorsunuz. Yani buradaki soru iki gün bir işte sabit olup sonra yanında ZSP olarak yani kendi iş yerimi açabilir miyim? Ve bu iş yerini açtığımda belediyeden izin almam gerek mi? diye güzel bir soru var arkadaşlar. Burada aslında iki nokta var. Ben ikinci sorudan başlayacağım. Değerli arkadaşlar, iş yeri açma fikri aslında kötü bir fikir değil. Yani şöyle kötü bir fikir değil. Belediye, ben başka bir eğitimde uzunca anlattım. Da hızlıca kısaca gireyim. ...iş yeri açmak isteyen bir arkadaş... ...arkadaşlar... ...Forward Incubator, Star T... ...Delete Labs... ...Enter Start, İtsinya diye de bir kurum... ...o gün birisi gönderdi Zuvolda'dan... ...bunun gibi kurumlara... ...başta bir gidip... ...görüşmesi lazım. Bir yer yayınlarında... ...biz bunları yayınlıyoruz. Onların... ...açık kapı günleri falan oluyor. İş yeri açmak isteyen mültecilere bunlar... ...koçluk ve eğitim veriyor arkadaşlar. Bunlar çok faydalı... ...olursun için. Yani... E, diyelim ki hayalinizde iş yeri açma var ve girdiniz. Ya yapmak istiyorsunuz bu kurumlara gidersiniz. Bu kurumlar sizi yönlendirir, eğitim verir ve önemli olan burası BBZ kuralını yani belediyedeki BBZ sistemine sizi koyarlar arkadaşlar. Hızlıca BBZ'yi anlatayım. BBZ şudur. Devlet aslında size şunu diyor. Sen işletmeni aç. Ben senin hayat gelirine yani sana o minimum verilen gelire ben garantörüm. Bu bize çok güzel imkanlar veriyor. Yani aslında bize bir yatırım yapıyorlar. Diyorlar ki sen işletmeni yap, uğraş, mal mı satacaksın, bir dükkan mı açacaksın veya e, e, online bir şeyler mi yapacaksın önemli değil. Ay sonu gelirinde eksik kalanı ben tamamlayacağım. Sen evinde yani yemeğinden olmayacaksın. Çok böyle basit bir anlatım yaptım. E, biz buna BBZ sistemi diyoruz arkadaşlar. Bu bir sene sürebiliyor, iki sene sürebiliyor. Max 3 seneymiş ama 3 seneye daha gireni görmedim. 1 bir, bir buçuk sene verebiliyorlar arkadaşlar. Her 6 ayda en azından değerlendiriliyor ve bakıyorlar. Bunu neden anlattım? Bunlara hiç başvurmadan bir şirket açtınız mı? Belediye sizi çok kötü eder. Direkt gelirinizden kırabilir ve çok yalnız bırakır sizi arkadaşlar. Onun için inanın şirket açmayı düşünen varsa bununla alakalı Sisteme en azından başta Forward Incubator, Delite Labs, işte Delight Labs, Enter Start, Itsinia, Starti gibi kurumlar. Forward Incubator, Delight Labs Hollanda genelidir. Kalanları biraz bölgesel. Ee, ama Forward Incubator çok ünlü arkadaşlar, çok da aktifler. Bunlarla tanışın başta. Yani şirket fikrinizi ifade edin. Ee, sonra da belediyenize, onların yönlendirmesi de olacak, belediyenize söyleyin ve bu şirketi, açma ve BBZ yoluna girmiş olun. Bunu yapmazsanız arkadaşlar çok ciddi kriz yaşarsınız. Unutmayın. Ee, evet. Çalışarak yanında ZTP açılır mı? Açılabilir arkadaşlar. Ben mesela 5 gün şu an işi meslek olarak bunu yapıyorum. Veya hiri bir Hollandalı kurumun içine devrettik bir bölümünü, şirket bölümünü. Ben onun için orada artık işçiyim. Eskiden Vierheer benim şirketim gibiydi ama şu an Hollandalı büyük bir sistemin içine Vierheer ekledik bize daha çok faydası oldu. Ama ben artık orada işçiyim, beş günlük işçiyim. Ama bunun yanında benim hala etsepe firmam var arkadaşlar kapatmak zorunda değilim. Yani bu nasıl işime yarıyor? Yarın bir gün diyelim ki dört gün iş yaparım, hani iş günümü düşürürüm. Bir gün kendi projem başka bir şey yapabilirim, başka bir işletme açabilirim. Anladınız? Sonra o işletme büyüdü diyelim. üç gün bu işi yaparım. 2 gün o işletmeyi büyütebilirim. Yani bu imkan var arkadaşlar. Onun için her çalışan kişi ZTP yanında açabilir. Çalışmadan da açıp sonra işe de girebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Yani bu birbirini etkileyen sistemler değil arkadaşlar. Zararı olmaz ama ZTP açmadan, şirket açmadan belediyeler görüşmek lazım. Haber olması lazım o kurumlara. Görüşmek lazım. BBZ sistemine en azından girmek lazım. Bunlar olmadan arkadaşlar şirket açmanın çok zararı olacaktır bize. Bir dönem daha söyleyeyim. Biz hibrit şirket açma dönemini tavsiye verdiğimiz dönem işe girdikten sonra. Mesela işe girdiniz arkadaşlar. İşe girdikten sonra hibrit işletmecilik diyoruz. Ee, yani bir gün iki gün işletme açıp üç gün iş yerini düşürme sistemlerini biz işe girenler koçluğunda ele alacağız. Onlara ileride yardımcı, yani onların da eğitimi, onlara yani şey girenlere özel eğitimler vereceğiz. Bir tane eğitimimiz de, bunun üzerine olacak. Ben çalışırken yanında şirket açma nasıl yaparım ma Cevap vereceğiz, bir yönlendirme yapacağız. Bu noktada. Hıbri'de onur neymiş kaptırıyoruz bunun projenin ismine, orada ele alacağız diye ifade edeyim.